Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya eşlik ediyor bana. Cem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Bugün itibariyle baktığımızda piyasalarda dünkü bu nispi geri çekilmenin ardından bir parça yara sarma çabası var gibi görünüyor. Özellikle Asya piyasalarında nispeten artılar, Çin piyasasında biraz daha belirgin olmak üzere artılar belirleyici gibi duruyor. Diğer tarafıyla bakıldığında Amerikan tahvillerindeki yukarı yönlü hareket biraz tartışmalıydı. Dün yeniden 4,5'lara doğru yaklaşan bir Amerikan 2 yıllık tahvil faizi Fed'in yarınki toplantı sonucunda biraz daha agresif olma riskini fiyatların içerisine dahil etme çabası olarak göründü. Bugün biraz daha sakin bir ortam var diyebiliriz. Yani yaklaşık %4 sınırında bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi, 4,45'lerde 2 yıllık tahvil faizi. Dolar endeksine bakarsak yeniden 111'lerin üzerine kalmaya devam ediyor. Euro dolar çaprazı 0,99'larda. Hani aslında piyasa birazcık merkez bankalarının gideceği yönü görüp ona göre kendini nasıl konumlayacağını, eğer son bir fiyatlama gerektiriyorsa ona göre ne yapacağını tartmaya çalışıyor gibi duruyor. Aynen öyle. Çok güzel bir özet. Çok iyi özetledin Açıl. Yani şimdi tabii yarın Fed'in kararı tabii çok önemli. Artık neredeyse kesin gibi bir 75 baz puanlık artış. 3,25 şu anda yüksek seviyeden 4'e çıkacak gibi duruyor. Tabii şu anda daha çok konsantrasyon işte JP Morgan, Morgan Stanley herkes şuna bakıyor. Acaba Powell ne diyecek? Acaba bu terminal faiz dediğimiz yani bu faiz artışı nerede duracak? Ama bunlar da bence tamamen şu anda hissi kablen vuku. Yani dataya dayalı olacak Powell. Her zaman olduğu gibi dataya dayalı olarak karar vermeye devam edecek Fed. Tabii datanın ne olacağını da göreceğiz. Yani ortada şöyle bir tablo var. Enflasyon çok fazla düşmüyor. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne dün açıklandı Avrupa Birliği'nde. Fakat büyümeler yavaş yavaş daralıyor. Yani bunu gözlemliyoruz. Hızlanabilir, resesyon gelebilir korkusu var bir tarafta, terazinin bir kefesinde. Diğer tarafta da enflasyondaki düşüşü bir görmemiz lazım diyen merkez bankaları var. Yani günün sonunda bence enflasyondaki düşüşü sağlıklı bir hale getirmeden faizlerde geri çekilme veya artık şurada durur, burada durur demenin bence çok da anlamı yok Açıl. Şimdi dün Avrupa'daki enflasyon rakamları geldi %10,7. Oldukça kuvvetli bir enflasyon. Bir taraftan büyüme rakamları geliyor %0'a yaklaşan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani yüksek enflasyon ortamında büyümenin biraz daha daralmaya doğru evrilmesi riski, stagflasyon tartışması falan Avrupa için biraz daha hani berraklaşmış gibi görünüyor. Biraz bu tarafa ilişkin görüşünü de sormak isterim. Herhalde tamam. Şu anda başında olmak istemeyeceğin tek kurum olabilir Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Yani doğru tabii çok doğru. Çünkü dün açıklanan datalar işte 10,7 enflasyon. Bir rekor. Yani 94'lerden beri çok inanın 25 senenin rekoru yani. Diğer taraftan baktığın zaman büyüme 0,2'ye düşmüş. Çeyreklik büyüme. Bir önceki çeyrek 0,8 büyümüş. Yıllık baktığında 2,1. Yani daralma geliyor. Evet ekonomi yavaşlıyor. Hala ufak da olsa bir büyüme var ama çeyreksel bazda. Bunun yanında enflasyon rekor kırıyor. Tabii bu tablonun içinden çıkmak işte yıllarca hep konuşulan işte stagflasyon, durgunluk içinde enflasyon diye açıkladığımız şey. Yani ortada böyle bir tablo var. Yani bu enflasyon Avrupa Birliği tarafında da kalıcı bir düşüş trendine girmeden faiz arttırmayı durdurmak bence merkez bankalarının yapacağı bir aksiyon değil. Yani Fed için de bence aynı şey geçerli. Yani mortgage faizleri zaten yeterince yükselmiş. Daralmanın hızlanacağı belli. Fakat bu defa daha önce de konuştuk Açıl seninle. Yani daralma olacak, faizler yukarı çekilecek, daralma olacak, enflasyonda hızla geri gelecek. Yani yıllardır seyrettiğimiz ortodoks politikanın bu defa farklı komponentleri var. Daha önce de konuştuk. Yani küreselleşme akım değişikliği bu. Küreselleşme yerini belki kutuplaşma diye nitelendirebilirsin, belki lokalleşme diye nitelendirebilirsin. Küreselleşmeden bir dönüş var. Bunun enflasyonist etkilerinin ne kadar süreceğini, ne kadar enflasyonlar üzerinde baskı yaratacağını bilmiyoruz. Yani bunu gözlemlemek lazım diye düşünüyorum.
Peki buradan işte diğer merkez bankaları ve onların performanslarına bakacak olursak, mesela Avustralya Merkez Bankası bugün 25 bas puanlık faizi arttırdı. Evet. Diğerleri artırmaya devam ediyor. Şimdi sonuçta geldiğimiz yer, hakikaten her yerde sıkılaşma döngüsü belli bir aşamaya kadar geldi. Şimdi sonuç almayı bekleyecekler. Bu bekleme periyodunda dünyadaki risk iştahı açısından ne söylenebilir? Çünkü hakikaten çok ciddi bir bereketli dönemden çok ciddi bir sıkılaşmaya, evet, önemli bir değerleme değişikliğine doğru gelindi. Evet. Şimdi biraz ne olacağını görme safhası ya, buralar yatırımcıların bayağı ciddi kıyılabileceği bir dönem. O yüzden buralarda nasıl hareket etmesi lazım yatırımcının? Yani tabii açıl şöyle, herkes şunu umut ediyor. Yani bu faiz artışları bir yerde duracak çünkü resesyon artık ciddi anlamda bir ekonomik büyümede resesyonu gözlemleyeceğiz. Onun üzerine de artık faizler belli bir sürede bir süre kalır seviyede ama sonra geri gelecek. Ve bunu işte Powell'ın ağzından çıkacak, Fed tarafında Powell'ın ağzından çıkacak birkaç cümleden çekebiliriz. Veya tabii bir iletişim harikası Fed'in yaptığı iş. Sen bir iletişimcisin tabii, çok daha iyi değerlendirirsin. Ama bir iletişim harikası, iki tane governor çıkıyor. İşte dördün çok üzerinde olur yıl sonunda diyor. St. Louis Fed, Bullard, Harker çıkıyor, Philadelphia Fed. İki gün sonra Wall Street Journal'da bir şey yayınlanıyor. Ya o kadar da hani olmayacak galiba diye. Ya bu sefer bir denge. Yani bu denge politikasını Fed müthiş yönetiyor. Sözel yönlendirmeyle. Hani böyle bir masanın dört tane ayağı var. Ayaklar, hani vidalı ayaklar. Onları bir şekilde dengelemek gerekiyor. Birini sıkıyorsun, bakıyorsun, olmuyor. Bir taraftan biraz gevşetiyorsun, dengelemeye çalışıyorsun. Çok ince ayarla çözmeye çalışıyor, evet, Fed. Yapıyorlar, şu ana kadar yapıyorlar. Ama tabii başta geç kalındığı için şu anda bayağı belirsiz bir iklime doğru dönmüş durumda. Çok doğru. Ama yani bence yine de başarılı bir iletişim yönetimi, sözel yönlendirme yönetimi yürüyor. Dolayısıyla yani Fed tarafında veya dünya tarafında, Avustralya'dan bahsettik bugün. Yani şöyle bir umut, inşallah hani Powell'ın ağzından şöyle bir şey çıkar. İşte bu artık 5'ler seviyesinde duracaktır veya buna yakın bir söylem çıkarsa, tabii borsalar şu anda veya riskli varlıklar şu anda yukarı gitmek için büyük bir beklenti içinde. Aman böyle bir şey çıksa da veya biz bunu cımbızla aradan çekebilsek de artık bir rally başlasa, Noel Baba rallisi yılın sonuna doğru. Çünkü artık çok eziyet çektik bu sene diyor gelişmiş ülke borsaları. Tabii biz daha farklıyız ama gelişmiş ülke borsalarına yatırım yapan yatırımcılar bunu çok ciddi anlamda sıkıntı olarak görüyor. Yani Nasdaq %30 düştü vesaire. Hani biliyoruz teknoloji hisseleri veya diğer hisselerde çok büyük kayıplar oldu. Gerçekten bekliyorlar ve bence bunu önümüzdeki bir kısa dönemde böyle bir şeyi mutlaka yaratmaya çalışacaklar. Ağızdan çıkan sözler veya ortaya çıkardıkları bazı değişimlerle bunu yapmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Yani riskli varlıklarda kısa vadeli bir pozitif yönlü hareket olabilir gelişmiş ülkelerde. Peki biraz Türkiye tarafına dönelim. Türkiye'de para politikasında tek haneli faize doğru bir hareket, makro ihtiyati önlemlerle piyasanın sıkılaşması, bankaların özellikle kendi bilanço yapılarında Türk lirasına dönüş açısından müşterilerini teşvik etmesi, eğer burada bu teşvik başarısız olursa bunun üzerinden daha fazla menkul kıymet tutma zorunluluğuyla bankaların üzerinde bir faiz, geleceğe dönük faiz riski belirginleşmesi. Bunlar şu ana kadar yaşadıklarımız. Dün Merkez Bankası'ndan bir bankalara gönderilen, Bankalar Birliği'ne gönderilen bir yazı var. Bu yazının içerisinde şu tür konulara değinilmiş. Bir, demiş ki Merkez Bankası, işte bazı müşteriler elde ettikleri kredileri kur korumalı mevduata dönüyorlar. Buna müsaade edilmemesi gerekiyor. Bir. İkincisi, aynı zamanda burada işte bu kredi konusu şeylerin, verilen kredilerin belirli bir süre içerisinde belirli taahhütlerle mevduat olarak tutulması yönünde bankaların bazı mudilerine baskı yaptığı söyleniyor. Vadesizde tut ki hani ben de oradaki dengemi bozmayayım şeklinde. Bunun yapılmamasını istiyoruz diyor. Üçüncü olarak son dönemde tabii bu değişikliğin arkasından bankalar, biz söylemiştik, Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu toplantıda kendisine de iletmiş banka genel müdürleri. Yani biz bu menkul kıymet tesisini
gerçekleştirmemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mevduat müşterisine, TL mevduat müşterisine daha yüksek vereceğiz. Belki de biz tevdiat hesaplarında bir miktar azaltıma gitmeye çalışacağız diye. Şimdi bunun yansımasıyla mevduat faizlerinde çok ciddi yükseliş var. Merkez Bankası diyor ki Bankalar Birliği'ne bunun da yapılmamasını öneriyoruz. Bir de hani bazı işlemlerin piyasa saatlerinin dışında yapılması bununla ilgili tartışmalar da var. Dolayısıyla bunu da yapılmaması konusunda bir uyarıda bulunmuş Merkez Bankası Bankalar Birliği aracılığıyla. Ne dersin? Vallahi başlangıçta da tabii bu uyarıyı Merkez Bankası'nın yapması enteresan. Yani çünkü bankacılık denetleme düzenleme kurulu var. Merkez Bankası'nın yapması enteresan ama sonuç itibariyle baktığımızda regülasyonlarla yönetilen bir bankacılık sistemiyle karşı karşıyayız. Ve bu regülasyonlarla da siz suyu istediğiniz yöne doğru yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Yani yapılan şey bu. Aslında en tepede özetlemem gerekirse açılı ben şöyle düşünüyorum. Yani faizi düşürerek sıkılaştırma nasıl olur? Kredi sıkılaştırması. Çünkü yani hepimizin bildiği dünyada uygulanan ortodoks, bizim heterodoks dediğimiz ama ortodoks uygulanan politika nedir? Faizleri yükseltirsin, ekonomi daralır. Çok basit anlatımıyla. Çünkü kimsenin harcayacak veya tüketecek çok fazla yeri kalmaz, ekonomi daralır. Peki biz ne yapıyoruz? Biz faizleri düşürüyoruz ama ekonomiyi daraltmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bir, kredi line'larını, kredileri çok fazla genişletmeyeceğiz. Çünkü daha önce bir genişlettik KGF tarafında, sonuçlarını gördük. Döviz inanılmaz patladı. İşte onunla mücadeleye çalıştık. Peki hem faizi düşüreceğim. Yani ben genişlemeci politika uyguluyorum mesajı vereceğim. Ama aynı zamanda da krediye ulaşımı sınırlayacağım. Aslında hem faizi düşüreceğim hem daralma içeride yaratıp bununla birlikte aslında enflasyonla da mücadele etmeye çalışacağım gibi değişik bir politika uyguluyoruz. Bunu uygularken de tabii dönüp bankalara diyoruz ki aman bu dövizin yükselmemesi lazım. Yani temel mücadelemiz aslında dövizle. Enflasyonu döviz yaratıyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla diyoruz sen bu dengeyi kur. %50-50 DTH ve TL mevduat dengesini kur. Yani bugün kabaca bakalım. Kur korumalı mevduatı da eklersen ki %17'dir. Eklersen döviz tevdiat hesaplarının kur korumalıyı nereye eklediğine bağlı olarak sistemdeki döviz tevdiat hesaplarının döviz hesaplarının oranı değişiyor. Kur korumalıyı dövize koyarsan ki makul olan bence odur. %70 döviz cinsi, %30 TL cinsi var. Ha biz kur korumalıyı öyle değerlendirmeyip 50-50 dengesini sen kur. Yani tekrar TL mevduatı arttır diyorsun bankaya. Aksi takdirde diyorsun ki gidip 5 yıl üstü tahvil alman gerekir. Peki 5 yıl üstü tahvillerin faizi kaç? 2 yıl 15, 10 yıl 12, o da şimdi hani buralara geldi, 10'lardaydı biliyorsun. 5 yılda 11, 10,5. İşte 7 yıla falan gittiğinde işte 9,5'lara falan düştüğünü gördük. Evet, şimdi ben banka olarak şunu düşünüyorum. Yahu ben bu dengelemeyi sağlayamazsam gidip bunlara yatırım yapmak zorunda kalacağım. Peki bunlara yatırım yaptığım ortam ne? 83,5-83,45 enflasyon ortamı. Bir seçime doğru giden bir politik ortam. Ve ondan sonra bu faiz hatlarında ortodoks mu, heterodoks mu nasıl gideceğini bilmeyeceğim yeni bir döneme girilecek. Tabii ki bu tahvillere yatırım yapmaya, arzuyla yatırım yapmayı kimse istemez diye düşünenlerdenim. Bu nedenle de tabii hem banka genel müdürleri toplantıda bunu dile getirdiler. Hem de şimdi tabii bu TL mevduatı arttırayım diyenler işte cuma günü %29'a kadar mevduat faizinin çıktığını gördük. İsim vermeye gerek yok bankayız. Diğer ya bunu arttıracağım diyor ya bunu kovacağım diyor. Biraz evvel senin söylediğin gibi döviz tevdiatları kovacağım diyor. Döviz tevdiat hesabı faizi zaten artık yok. Yani çıkan çıksın diye. Peki döviz tevdiat hesapları azalırsa ne olacak? Rezervler, rezervlere giden karşılıklar, brüt rezervler onlar etkilenecek. Dolayısıyla sistem böyle hani sıkışmış bir yapı içerisinde. Her şeyi herhalde görmek lazım. Döviz tevdiat hesaplarının bankalarda döviz tevdiat hesabı olarak bankalarda tutulması çok değerli bir şey.
Tabii, tabii ki. Herhalde onu unutmamak lazım. Çünkü regülasyon belli bir noktadan sonra öyle bir seviyeye, öyle bir noktaya taşıyor ki herkesi. Hakikaten yani burada sistemin içerisinde olan dövizin sistemin içinde kalmaya devam etmesinin değeri ıskalanmasa iyi olabilir. Kesinlikle. Bir yerden sonra hakikaten kesinlikle. O da tartışmalı hale gelme riski barındırıyor olabilir. Şimdi işin bir boyutu var. Bir de bir başka önemli boyutu daha. Dün İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuştu. APAR'ın düzenlediği bir zirvede 3 banka genel müdürünü gördüm ben. Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Başlı da oradaydı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de oradaydı. Onların yaptığı konuşmalar var. Hakan Aran'ın söyledikleri önemli. Biraz önce söylediklerine paralel ifadeler kullandı. Bir izleyelim, sonra üzerine konuşalım. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2. Finansın Geleceği zirvesinde konuştu. Büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için kredilendirmenin seçici yapılıyor olması ve verimli yatırımların finanse edilmesi gerektiğini belirten Aran, bunun mümkün olmadığı durumlarda banka kredileriyle bankacılık sektörüyle büyüme arasındaki ilişki zayıflamaktadır dedi. Uygulanan politikaların bankacılık sektöründe riskleri artırdığına dikkat çeken Aran, alınan tedbirlerle beraber yeni ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Faiz indirimi, krediye daha ucuza erişebiliyorsanız işe yarar. Eğer kredi ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur. Amacımız krediyi erişilebilir kılmak. Bunu yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımız olduğunu ifade edeyim şeklinde konuştu. Aran, sektör olarak görevlerinin salt büyümeyi değil, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek olması gerektiğini de dile getirdi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başduy ise zirvede yaptığı konuşmada bankalar olarak büyümeyi finanse edecek güçte olduklarını belirtti. Başduğu yatırımları artırmak için enflasyonsuz ortamda sağlıklı büyümek gerektiğini ifade etti. Şimdi durum böyle. Hakan Bey'in söylediği kısım önemli. Yani faizi düşürmek bir şey ifade etmiyor eğer krediye erişemiyorsanız diyor. Tabii. Dolayısıyla şu an itibariyle geldiğimiz noktayı sen nasıl değerlendirirsin diye bir sormak isterim. Yani şimdi tabii piyasaya baktığımız zaman kredi almak için artık tabii fatura karşılığı kredi alma noktasına geldi şirketler. Yani sen faturayı vereceksin, karşılığında kredi alabileceksin. Yani nereye gittiğini, bu paranın nereye gittiğini ödeme çok yakından... Mukabili. Ödeme mukabili, evet. Yani henüz daha uygulanmaya başlamadı, başlayacak önümüzdeki dönemde. Yani dolayısıyla artık alınan kredinin nereye gittiği o kadar yakından takip edilir hale geldi ki. Yani artık serbestten ziyade işte ihracatçılar evet krediye ulaşıyorlar. Net ihracatçıysan reskont kredisi alabiliyorsun. Turizmciysen evet kredi alabiliyorsun. Yani döviz getirecek şeylerde kredi alabiliyorsun. Ama onun dışında işte bir yatırım kredisi evet. Yani yatırım kredisi de söz konusu. Ama onun dışında mesela çalışma sermayesi ihtiyacı var şirketlerin. Net işletme sermayesi ihtiyacı var. Arttı enflasyonla beraber kullanım gereği var. Peki ben bankaya gidiyorum. Banka tabii şu anda 17'ler seviyesinde yanılmıyorsam onun üstünde bir faizle kredi verirse %90 teminat yatırması lazım. Şimdi banka 17 civarında kredi vermesi lazım. Bir kere 17'nin altında vermesi lazım. Aksi takdirde gidecek yine teminat olarak tahvil alıp yatıracak. Peki 17'nin altında banka kredi vermek istiyor mu? İstemiyor. Sen peki... Bir ay taşıyor işte. Evet taşıyor. Bir ay, 3 ay taşıyabiliyor en fazla. Ne oldu? Seçime vade kadar kısıldı. Taşıyabiliyor. Vade iyice kısıldı. Kısacık krediler. Yani sistemi döndürecek çalışma sermayesi ihtiyacı karşılığında kısa vadeli kredilerle dönüyor sistem. Bir banka kalkıp biraz yüksek vermeye kalksa bu teminat durumundan sıkıntıya giriyor. Yani dolayısıyla aslında serbest piyasa ekonomisinin gereklilikleri biraz regülasyonlarla kısıtlanmış durumda. Çünkü herkes gelecekle ilgili bir beklentisi var, bir tahmini var. Ama bu tahminlere yönelik hareket etmek şansı çok fazla yok. Bu nedenledir ki bence tabii ki krediye ulaşmak zor. İşletme sermayesi kredilerine ulaşmak zor. Son derece büyük bir ihtiyaç var. Bu da şirketleri zorda, sıkıntıda bırakıyor. Çünkü kabaca söylüyorum bunu. %35 öz kaynak, %65 yabancı kaynakla dönen bir endüstri var Türkiye'de. Yani böyle bir birikim, böyle bir tasarruf, böyle bir öz kaynak yok ki. Keşke olsaydı.
Dolayısıyla yabancı kaynak ihtiyacı net. Bu ihtiyacı yerine getirmek için bankalara gidiyorsun. Ya çok kısa vadeli ya da kredi bulamıyorsun. Çalışma sermayesi. Dün yine Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Başbuğ'un açıklamasının içerisinde şu da vardı. Şu anda KOBİ'ler haricinde erişim imkanı çok yok. KOBİ'lerin kredilendirilmesi önemlidir, değerlidir ama sadece KOBİ ile Türkiye'nin büyüme veya kalkınma yakalaması çok mümkün değil diyor. Dolayısıyla belki bir parça bunun üzerine de konuşmak lazım. Valla açıl şirketler artık şey yapıyor. İnşallah ben de KOBİ çıkarım diye değerlemelerini artık yeni kriterlere göre kendilerine tekrar bakıyorlar. Çünkü KOBİ çıktığın zaman evet şansın var. Ama KOBİ çıkmadığın zaman işler daha zor. Yani ya da büyük kurumsal yapılar. İşte iştirakları üzerinden kredi kullanmaya çalışıyorlar falan. Ama hep bir yol bulmak durumundasın. Yani sistem içerisinde bir yol bulmaya çalışıyorsun. Yön bulmaya çalışıyorsun kendine. Tabii bu da yoruyor. Yani sistemi yoruyor ve biraz daha herhalde bir daralmayı, bir sıkıntıyı sistem içerisinde getirebilir. Burada çok kısa bir şey daha söyleyeceğim açıkçası. Belki daha sonra konuşacaktık ama tabii bu kur seviyesi ve bu kredi sistemi beraberinde işte son dönemde görüyoruz. İhracat artışı %10'lar civarında son 3-4 aydır. İthalat artışı %40'lar civarında. Yani kabaca en son Eylül rakamını söyleyeyim. Yani 22.2 milyar dolar ihracatım var. 32.6 milyar dolar ithalatım var. Yani kur düzeyi kanıksandıkça ithalat kolaylaşmaya başlıyor, onu söylüyorsun. Onu söylüyorum. Yani evet, onu söylüyorum. Peki burada tabii ceza olarak kullanılan mekanizma bankalar için menkul kıymet tesisi. Menkul kıymet tesisi için zaten elde yeterli kağıt yok ama hazine zaten bu faizle borçlanma imkanı varsa bunu sonuna kadar kullanmak ister. Kağıt arzında artırdığını görüyoruz. Dün itibariyle Kasım, Aralık, Ocak dönemi için iç borçlanma planı geldi. Bu planlamaya baktığımız zaman Kasım ayı için daha önce 31 milyar TL olarak öngörülmüş olan borçlanmanın 57 milyar TL'ye çıkartıldığını gözlemliyoruz. İşin bu kısmı da önemli. Yani evet, hazinenin ucuza finanse edilmiş olması önemli, değerli falan. Fakat bu bilançolara giriyor bu kağıtlar. Bunlar gerçeklikten uzak olarak giriyor. İç verimsiz olarak zaten giriyor. Dolayısıyla yatırım hesabına atılacak, belirli bir süre beklenecek. Bankaların zaten Hazine Bakanı ile yapmış oldukları daha önceki toplantıdaki itiraz noktalarından biri de seçime 8-9 ay var. Alınan önlemlerin hepsi çok kısa vadeli önlemler. Bu kısa vadeli olarak sistemi işletebilmek için, bu sistemi işletebilmek için kısa vadede bize iki seçimlik kağıt aldırıyorsunuz demişler. Yani 5-5-10 yıllık kağıt aldırmaya çalışıyorsunuz. Sıkıntı biraz bundan çıkıyor. Buradaki dengeyi nerede bulacağız? Yani açıl kabaca şöyle bir şey söyleyeceğim. 10 yıllık bir tahvil aldın. Faiz de %10. Faiz %20'ye çıktı. Paranın yarısı gitti vadeye bağlı olarak. Şimdi öyle bir ortamdayız ki yani kamu finansmanını bankalara teminatlandırma yöntemiyle finanse ettirtme durumuna giriyoruz biraz. Yani biraz görüntü böyle. Tabii bu bankaların işine gelmiyor doğal olarak. İlk defa işte genel müdürler bunu dile getirdi diye okuduk, duyduk. Tabii bankalar önünü göremiyor ki. Yani şimdi bir seçim dönemi var. Seçim sonrası işte 83,5 enflasyon. Tamam, şimdi bu ayın beklentisiyle beraber belki 85,5 olacak. Ama son iki ay baz etkisiyle veya Aralık-Ocak baz etkisiyle geri gelecek biraz. Beklenti de o yönde. Ama sonuç itibariyle yüksek bir enflasyon döneminde çok düşük denebilecek faiz oranlarıyla, yani Amerika Birleşik Devletleri 2 yıllık Treasury 4,5 açıl. Yani 10 yıllık Treasury 4,1. Bizim 5 yıllık kağıtlar 10-11 TL seviyesinde. Yani bu riski bankalar da tabii görüyorlar. Yani ama tabii son çeyrek bilançolarında büyük ihtimalle çok kuvvetli karşılıklar. Tabii. Bir sonraki yıla büyük olarak çok kuvvetli karşılıklar. Aynı zamanda ayırabildikleri kadar da muhtemelen biraz daha sermayeyi kuvvetlendirebilecek enstrümanlarla gidecekler ki gelecek sene konvansiyonel bir para politikasına geçilecek olursa o zaman bu taşınabilsin. Geçilmeyecek olursa seçimden sonra ne olur? Yani bu sistem seçimden sonra devam edecek olursa, bir edebilir mi edecek olursa, bunun bankacılık sektörü için bilanço yapısı üzerindeki etkisi ne olur? Türkiye'deki kredi ve büyüme performansı, büyüme finansmanı üzerindeki etkisi ne olur? Ne dersin? Yani tabii seçimden sonra konvansiyonele geçilmez ve bu mevcut sistem sürdürülürse diye soruyorsun, evet. Doğru mu? Ben
Tabii naçizane ben aldığım eğitim ve tecrübemle mevcut sistemin sürdürülebileceğini çok düşünmeyenlerdenim açıkçası. Yani sen hem faizi düşük seyrettireceksin hem de kuru belli bir seviyede tutacaksın enflasyonla mücadele etmek için. Bu benim 30 yıllık geçmiş tecrübemde hiç Türkiye dinamiklerinde görmediğim bir durum. Beraberinde şey sermaye getiriyor. Hareketleri kısıtlı. Hı hı. Dolayısıyla hani yabancı yok. Evet. Sermaye hareketleri kısmen kısıtlı. İkincisi kısıtlı. De bireylerin döviz tutma alıp satmaları haricinde şirketler de dahil olmak üzere sermaye, şirket sermayelerinde de kontrol var. Peki. Dolayısıyla hani diyorsun ki sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Buraya kadar geleceğini düşünüyor muydun diye de sorabilirim. Hayır. Yani şöyle buraya kadar geleceğini de düşünmüyorum. Çünkü hani bunun finansmanı senin söylediklerin doğru. Yani Türk lirasına ulaşım kısıtlandığı için Türk lirası üzerinden dövizin yukarıya gitmesi pek mümkün kılınmıyor. Bu içeride kredi yapısıyla da oluyor. Yurt dışında swapların kısıtlanmasıyla da oluyor. %100 katılıyorum. Fakat bunun yanında unutma ki her ay yaklaşık 10 milyar dolar dış ticaret açığı veriyorsun. Onun biraz üstüne çıktığı da oluyor. 10.8, 10 falan. Şimdi senin ithalatın %40 artarken son 4 ayda ihracatın %9.5, 10. 10.5 artıyor. Şimdi sen bunu ne kadar sürdürebilirsin veya bunun finansmanını ne kadar sağlayabilirsin? İşte net hata noksan 28 milyar dolar hep konuşup duruyor herkes. Doğru. Yani net hata noksandan gelen parayla bu senenin finansmanını bir miktar sağlamış gibi duruyorsun. O da yetmiyor da. Yani turizm son dönemde etkisi pozitif oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde pozitif devam eder finansmanı sağlarsın. Ama kalıcı bir biçimde bu yapının kalıcı bir biçimde yüksek enflasyon, sabit devalüasyon yürüyebileceğini düşünmüyorum ekonomi dağarcığın içerisinde. Son olarak bir de bilançoları sorayım sana. Bilançolar kuvvetli geliyor. Banka bilançolarında dün işte Yapı Kredi Bankası'nın bilançosu geldi. Çok kuvvetli bir bilanço açıkladı. Beklentilerin oldukça üzerinde 16 milyar liranın üzerinde bir kar var. Oldukça kuvvetli. Diğer bankaların, diğer kurumların bilançolarına baktığımız zaman da hemen hemen herkesin güçlü bilançolar açıkladığını görüyoruz. Dolayısıyla bir parça bu bilanço dönemi ve bundan sonrasına ilişkin bu bilançolardaki sağlamlığın devamı konusunda bakışın nedir? Bir de onu sormuş olayım sana. Yani tabii açık enflasyon ve enflasyonun yarattığı bir karlılık var. Öz kaynak karlılığı önemli burada. Aslında bakılması gereken taraf orası. O taraflarda da aslında şu anda karlılıklar iyi gidiyor. Bu da tabii borsayı desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay büyük bir rekor. Borsa %25 arttı. Yılbaşından beri bakıldığında yani veya bir yıllık %114 getirisi söz konusu. Dolar bazında çok büyük bir getiri, euro bazında çok büyük bir getiri. Ve karlılıklar da şimdilik iyi gitmeye devam ediyor. Bir tane parantez sadece enflasyon muhasebesi sisteme dahil olursa tabii işler biraz değişir. Parantezi kapattım. Çok teşekkür ediyoruz Cem Yalçınkaya. Kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Alican Türkoğlu bizlerle olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu bizlerle birlikte. Alican günaydın. Günaydın. Özellikle dünden bu yana en çok tartışılan konuların başında tahıl koridoru meselesi geliyor. Bu konuyla ilgili olarak her taraftan farklı farklı açıklamalar geldi. En son Rusya'nın açıklamaları var. Biz geçici olarak askıya aldık. Şu an itibariyle anlaşmadan çıkmış değiliz. Dolayısıyla burada Kiev'den beklediğimiz çeşitli garantiler var diyorlar. Kiev tarafı ise şu an itibariyle çözüm için Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile beraber çalışıyoruz diyor. Evet, mutabakata uygun devam ediyoruz diyor Kiev. Şimdi o detayına gireceğim. Dün yoğun bir diplomasi vardı. Türkiye'nin de içinde olduğu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lavrov'la, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yine Şoygu'yla, yani mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Bu konunun çözümüyle ilgili olarak her iki bakan da tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesinin hem dünya için hem de Ukrayna ve Rusya için ayrı ayrı faydalı olduğunu düşündüklerini ve devamı için gayret sarf edilmesi gerektiğini Rus mevkidaşlarına iletmiş durumdalar. Ama şu an itibariyle varılan bir çözüm yok. Rusya tarafından bahsediyorum.
Senin bahsettiğin açıklamalar Putin'in dün yapmış olduğu açıklamalar. Anlaşmadan çekilmedik diyor, dediğin gibi askıya aldık yalnızca diyor. Çünkü işte Sivastopol'daki saldırıları örnek gösteriyor Rusya şu an itibariyle. Dronlar ve hücum botlarla yapılan saldırılar var. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamalar geldi Putin'in açıklamalarıyla eş zamanlı olarak neredeyse. Diyor ki işte Ukrayna koridoru askeri amaçlarla kullanıyor. Bu açıdan garanti vermeli Ukrayna bu konuyla ilgili olarak dünyaya ve Rusya'ya özellikle. Koridora giriş yapacak herhangi bir gemi tarafımızca hedef sayılacaktır. Dün dedi, bir son cümlesi var Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının, yazılı açıklamasının devamında. Şimdi gelelim Ukrayna'nın açıklamalarına. Ukrayna diyor ki biz bu noktada bu konuyla ilgili olarak Türkiye ve Birleşmiş Milletler'le varılan mutabakata uygun hareket edeceğiz diyor. Yani diyor ki Rusya'nın Karadeniz'i kendi malıymış gibi düşünme hakkı yoktur. Özelleştirme hakkı da yoktur. Bilindiği gibi yapılan mutabakatlar, iki adet mutabakat yapıldığını vurguluyor Ukrayna. Tağıl anlaşmaları, iki ayrı belge. Bunlardan bir tanesi Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna arasında. Bir diğeri Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Rusya arasında. Dolayısıyla biz Ukrayna olarak varılan mutabakata uygun hareket etmeye devam edeceğiz. Burada artık top garantörler olarak Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin üzerindedir diyor. Ve dün itibariyle, yani 30 Ekim gecesi itibariyle daha doğrusu, 12 geminin Ukrayna limanlarından çıkışına onay veriyor. Şu anda bu gemiler Karadeniz'de. Bir saldırı gerçekleşmedi Rusya tarafından. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına binaen söylüyorum bunu. Ama bir risk barındırıyor mu? Barındırıyor. Dolayısıyla bu açıdan diplomasi halen devam ediyor. Şu anda alınan kararlardan birisi Türkiye'deki, yani İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezinin de denetim kapasitesinin artırılması. Çünkü şu anda İstanbul açıklarında onlarca geminin beklediği biliniyor. Yeni 10 denetim grubunun oluşturulması kararına varılmış. Dolayısıyla hızlı bir şekilde denetimlerin tamamlanması hedefleniyor bu noktada. Ha, bugün Rusya tarafıyla ilgili olarak görüşmeler devam edecektir zaten ama farklı bir karar alınacak mı belli değil. Ama şu an itibariyle tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışı ve girişi, ki 4 geminin girişine Ukrayna tarafından onay verilmiş durumda, devam ediyor ama büyük bir risk taşıdığı da şu an itibariyle açık. Bu konuyla ilgili olarak da temasların devam etmesini bekliyorum. Yine dış politikayla devam edecek olursak, İsrail'de seçimler, Netanyahu'nun yeniden göreve gelmesi söz konusu olabilir gibi görünüyor. Anketlere bakılacak olursa önde o gittiği için, eğer tekrar Netanyahu dönemi olursa Türkiye-İsrail ilişkilerinde son dönemki iyileşme üzerinde herhangi bir etki yaratır mı, yaratmaz mı? Yaratabilir en azından. Şu anda tam bıçak sırtı diye tabir edebileceğimiz bir noktada, anladığım kadarıyla anketlere göre İsrail'deki seçimler Netanyahu'nun Likud önde de diğer ortaklarının ne alacağı belirsiz. Diğer sağ partilerle yapmış olduğu ittifakın mecliste birkaç sandalyede olsa daha fazla kazanabileceği ifade ediliyor. Mevcut Başbakan Lapid'in diğer partilerle birleşmesiyle aralarındaki fark olarak. Dolayısıyla evet, Netanyahu'nun önde kapatmasının Türkiye-İsrail, ki en son işte iki bakan arka arkaya geldi bilindiği gibi, yakın zaman içerisinde ekonomik komisyon toplantısının yapılması bekleniyor. Olumlu hava var Türkiye-İsrail ilişkilerinde ama Netanyahu'nun bir şekilde tekrar göreve gelme gibi bir durumu olursa bunun bozulabileceğini hem Netanyahu yandaşlarından hem de Türkiye-İsrail ilişkilerini araştıran araştırmacılardan, akademisyenlerden duyuyoruz. Çünkü çok net bir şekilde Türkiye-İsrail ilişkilerinin bozulmasındaki ana faktörlerden birisi olarak gösteriliyordu Netanyahu hükümeti ve o dönemki söylemler. Dolayısıyla bir belirsizlik var. Bugün dediğin gibi seçimler, sonrasında seçim sonuçlarına göre nasıl bir hareket izlenecek, süreç izlenecek, bunu takip edeceğiz. Ama Türkiye-İsrail ilişkileri anlamında kritik bir dönemeç olduğunu söyleyebilirim bugünkü seçimde. Peki, sürenin sonuna çok yaklaştık da meclis gündemiyle devam edelim istersen. Plan bütçede bütçe maratonu devam ediyor. Dün Tarım Bakanlığı vardı. Detayları zaten gün içerisinde de aktardık izleyicilerimize. Hububat üreticisine destekle ilgili olarak açıklamalar yaptı. Mart'taki verilecek destekler düne alındı. Dün itibariyle internetten başvurular resmen başladı. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri olacak. Plan Bütçe Komisyonu'nda grup toplantıları var zaten. Bugün MHP, HDP ve CHP'nin grup toplantıları var. İç siyaset zaten hareketli. Özellikle
hem partilerin kendi içindeki gelişmeler, işte mesela AK Parti'de grup başkan vekilliği değişimi, Mahir Ünal'ın görevden ayrılması, yerine Özlem Zengin'in getirilmesi ki siyaseten çok tartışılmıştı. MHP dahil olmak üzere bütün partilerden tepki çeken açıklamaları vardı Mahir Ünal'ın. Bu nedenle bir görev değişikliği olmuş gibi gözüküyor. Bu arada işte altılı masanın yedili masa olup olmayacağı yönündeki görüşmeler, BTP'nin talebiyle ilgili olarak İYİ Parti'nin Sayın Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını biliyoruz. 14 Kasım'da olacak Deva ev sahipliğinde, Deva Partisi ev sahipliğinde ama o zamana kadar muhtemelen hem altılı masanın kendi içindeki gelişmeler hem de yedili olup olmayacağı konuşulacaktır. Bu arada 14 Kasım'daki toplantıda bir aday açıklanması beklenmiyor, onu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de grup toplantısı var. Toplantıdan hemen sonra akşam saatlerinde de Londra'ya gidecek Sayın Kılıçdaroğlu bu sefer. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti çok konuşulmuştu, tartışılmıştı siyaseten. Muhtemelen İngiltere seyahati de tartışılacaktır. Hatta sonrasında bir Almanya ziyaretinde olabileceği de söyleniyor. Dolayısıyla iç siyaset tarafı da bu yönde hareketli. Meclis Genel Kurulu'nda ayrıca grup toplantıları dışında ekonomi torba yasanın görüşmeleri devam edecek bugün. Teşekkür ettik. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koyuyoruz.